Merhaba, ben Logan ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9043 setine desteklenen kasa bakiye kontrolü hakkında bilgi veriyor olacağım. Bu destek ile istendiğinde kasa bakiyesinin kasa tanımlama ekranında belirlenen limit tutarlarının dışına çıktığı durumda kullanıcıya uyarı verilmesi veya işlemi durdurması desteklenmiştir. Eğer limit tutarının kontrol edilmesi istenen işlem türü, gelir kayıtları, gider kayıtları veya hem gelir hem gider kayıtları seçildi ise kasa kayıtları, hızlı tahsilat ödeme kayıtları, fatura kaydı, hızlı kasa banka kayıtları ve Netopenix'ten atılan kayıtlarda bu limit tutarları kontrol edilecek ve bu belirlenen limit geçiliyorsa yine kullanıcının yapacağı seçime göre işlemi durduracak veya uyarı verip kaydı tamamlıyor olacaktır. Şimdi bu düzenlemeleri Nessis üzerinde inceleyelim. Yapılan bu geliştirme ile kasa tanımlama ekranına bakiye kontrol grubu eklenmiştir. Buradaki kontrol türü alanında kontrol edilmesin, giderler kontrol edilsin, geriler kontrol edilsin ve gider ve geriler kontrol edilsin seçenekleri bulunmaktadır. Mevcut kasa tanımlamalarınızda varsayılan olarak kontrol edilmesin seçili olarak gelecektir. Bu alanda eğer ilgili kasa için bakiye kontrolü yapılsın isteniyorsa istenen kontrol türünün seçilmesi gerekmektedir. Giderler kontrol edilsin seçilirse kasadan yapılacak olan çıkış hareketlerinde, geriller kontrol edilsin seçilirse kasaya yapılacak olan giriş kayıt hareketlerinde, gider ve gelirler kontrol edilsin seçilirse hem giriş hem çıkış kayıtları esnasında kasanın anlık bakiye kontrolü gerçekleştiriliyor olacaktır. Burada seçilen kontrol türüne göre eğer giderler kontrol edilsin seçiliyorsa form üzerindeki gider limit tutar alanı, gelirler kontrol edilsin seçilirse yine form üzerindeki gelir limit tutarı, gider ve gelirler kontrol edilsin seçilirse her iki limit tutar alanı aktif olarak seçilebiliyor, bir değer yazılabiliyor olmaktadır. Kullanıcılarımız buraya kendileri bir limit tutarı belirlemeleri gerekmektedir. Ee, eğer girmiş olduğunuz hareket sonucunda sizin belirlediğiniz limit tutarları aşılıyorsa yine kasa tanımlama ekranında belirleyeceğiniz kontrol politikasına göre limit tutarlar aşıldığında işlemin durdurulmasına ya da kullanıcıya uyarı verilerek yine kaydın tamamlamasına izin verilebilmektedir. Ee, eğer ya sizin kasanız dövizli bir kasaysa burada girmiş olduğunuz limit tutarları dövizli tutarlar olarak değerlendiriliyor olmaktadır. Şimdi örneğin ben 0.1 oğlu kasamda gider için 1000 gelir için 10.000 gibi bir limit belirlemiş olayım. Yani ben kasaya bir gelir kaydı gerçekleştirdiğimde kasanın bakiyesinin hiçbir zaman 10.000'i 10 geçmeyeceğini, bir gider gerçekleştirdiğimde de hiçbir zaman 1000'in altına düşmeyeceğini bu şekilde kontrol etmek istiyorum. Şimdi ben kasadan bir gelir kaydı oluşturduğumda, örneğin bir cari için ben bir kaydı oluşturayım. 11.000'lik bir kayıt oluşturduğumda şimdi burada e, kontrol türü olarak gider ve gelirler kontrol elisin seçildiği için e, bu gelir kaydımın kontrolünü gerçekleştiriyor ve kontrol politikasında da işlem durdurulsun seçtiğim için işlemi durdurduruyor olmaktadır. Eğer ben burada işlem durdurulsun değil de uyarı verilsin tanımını yapmış olsaydım aynı kaydı Girmeye çalıştığımda kullanıcıya bir uyarı mesajı verip yine kaydı tamamlıyor olmaktadır. E, bu şu şekilde e, yine ilk başta bahsettiğimiz gibi sadece kasa kayıtları ekranında değil, e, diğer hızlı tahsilat, ödeme ve hızlı kasa banka kayıtları aynı zamanda Netoponix'ten atılan kayıtlarda da bu limit kontrolü e, opsiyonel olarak aktif edilebilmektedir. Yapılan bu düzenlemelerle kasa bakiyelerinizi daha esnek ve kolay bir şekilde takip edebileceksiniz. Teşekkürler.